Şimdi yörük pilavı yapıyoruz. Yörük pilavı çok lezzetli, çok hafif ve çok doğal bir bulgur pilavı. Kendi bulgurumuz, kendi yağımız, kendi soğanımız, tereyağımız var. Yörük tereyağı. Evet, onu koyuyoruz. Of, yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar. Ondan sonra soğanımızı doğruyoruz. Evet, bir adet orta boy evet, soğanımız orta var. Soğanımızı doğruyoruz. Yemeklik bakın küp küp doğruyoruz. Tereyağımızla birlikte soğanlarımızı kavuracağız. Yörükler bulgur pilavını nasıl yapıyorlar? Soğanlı yapıyorlar efendim. Böyle kavuruyoruz. Kavuralım. Tereyağının lezzeti, soğanın lezzeti birazcık iç içe geçsin. Soğanın lezzeti iyi geçtik. Mis gibi koktu tereyağı yalnız var ya, işte doğal tereyağı o yüzden çok seviyorum. Evet. Fatma Hanım bütün kendi tereyağısını, biberini, salçasını, ekmeklerini hep kendi yapıyor. Şu anda zaten onun evinin bahçesindeyiz. Her yerde meyve ağaçlarını görüyoruz. Çok doğal bir ortam var. Tavuklar çevrede geziyor. Soğanlarımız bir güzel kavruldular. Şimdi ne yapalım? Bulgurumuzu koyacağız. Bulgur da doğal değil mi? Evet, doğal bulgurumuz. Kendimiz yapıyoruz. Nasıl yapıyorsunuz? Kendi buğdayımızdan. Kayna diyoruz. Kuru diyoruz. Ondan sonra taşlı şey varsa ayıtlıyoruz. Değirmene götürüyoruz. Değirmende bu şekil oluyor. Çok güzel oluyor ya. Ben doğal köy bulguruna bayılıyorum. İşte böyle kavuracağız. Ondan sonra suyunu koyacağız. Tamam. Çok kavurmayalım. Şimdi tuzunu koyuyoruz. Tamam. Bu tuzun hepsi yeter ona. Tamam. Bir de suyumuzu koyacağız. Suyumuzu da koyduk mu? Suyumuzu da koyduk mu? Tamam. Bu pişecek. Suyumuzu da ilave ettik. Şimdi bulgurumuzu pişmeye bırakıyoruz. Pişmeye bırakıyoruz. Ne kadar da pişireceğiz Fatma ablacığım? 15 dakika falan. Pişecek. Suyunu çekinceye kadar, bulgurlarımız kabarıncaya kadar bir güzel pişmeye bırakıyoruz yörük pilavımızı. Ve sonra da afiyetle tadına bakacağız. Yörük pilavımız pişti. Suyunu çekti. Bulgurlarımız kabardı. Lezzetini merak ediyorum. Bol tereyağlı yaptık, bol soğanlı yaptık. Soğanlar erimiş ama içinde. Evet, soğanlar eriyince kadar kavurduk zaten. Evet. Çok güzel koktu kapağı açar açmaz. Artık tabağımıza koyabiliriz. Of, yörükler bakın bulgur pilavını bol soğanlı ve bol tereyağlı yapıyorlar. Soğanlar harika görünüyor. Bugüne kadar birçok bulgur pilavı yaptık. Ama bakın bu pilavın özelliği soğanlı olması. Kimisi içine domates koyuyor, biber koyuyor, mısır koyuyor, farklı farklı tavuk koyuyorlar. Et suyu. Biz bakın sadece bol soğanın lezzeti ve tereyağıyla yaptık. Tadına bakıyorum bu harika bulgur pilavının, yörük pilavının. Şöyle soğanından bol bol aldım. Çok güzel pişmiş bulgurlarımız. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyoruz Fatma ablacığım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.